basınla da bir araya geldik. Yani yerel basın aslında Türkiye'nin aynasıdır. Ciddi bir sansürle, ciddi bir kısıtlamayla karşı karşıyadır. Türkiye'nin yaşamış olduğu ekonomik krizin aynısı kat be kat yerel basın tarafından da yaşanılıyor. Yerel basın özgürce kendi faaliyetlerini yürütemiyor. Yani bu iktidar sadece emekliye, emekçiye, Kürt'e, eşit yurttaş olarak yaşamak isteyen Aleviye Türkiye toplumuna karşı bir pratik içerisinde değil, aynı zamanda yerel basın karşısında çok net bir tutum takınmış durumda. İstiyorlar ki yazmayasınız, konuşmayasınız, yerelin gündemini topluma taşımayasınız. Sus pus miş yapmış gibi, mış yapmış gibi işte basın hayatınıza devam edersiniz. Sizin olanaklarınızın büyütülmesi gerekirken tasarruf tedbirleriyle birlikte en başta emekçilere ve yoksullara olduğu gibi yerel basına da bir ekonomik ambargo uygulanıyor. Sarayın bütçesinden kısılmıyor, sarayın güvenliğinden kısılmıyor. Sermaye vergi indirimi, sermaye vergi teşvikleri veriliyor. Türkiye yıllardır darbe anayasasından kurtulalım çalışmaları yürütülüyor. Bugün yargıda darbe dönemlerini arar bir hale geldik. Darbe dönemlerinde Anayasa Mahkemesi'nin kararları dikkate alınırdı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu ihlal kararları istenmeseydi de, katılmasalardı da yargıçlar yerine getirmek zorunda kalırdı. Yargının kalmadığı, siyasi erkin denetimine geçtiği, Türkiye'deki halkların ve inançların kendisine ait bütün renklerinin soldurulduğu, zorla asimile edildiği, yok edilmeye çalışıldığı, Kürtçe halayın bile yasaklandığı, düğünde davul zurnanın bile izine bağlandığı bir süreçte iktidar işte askeri anayasadan kurtulalım, bir anayasa yapalım. Anayasa herkes yapar. Kenan Evren de yaptı. Anayasanın yapılmasından çok anayasanın özet nitelikleri önemlidir. Demokratik midir? Toplumun dinamikleriyle birlikte mi yapılmış? Kapsayıcı mıdır? Toplumun bütün dinamiklerini kendi bünyesinde barındıran, herkesin kendisine ait hissettiği, aidiyet duygularıyla bağlı olduğu bir anayasa mıdır sorusunu sormak lazım. Şimdi böylesine olmayan bir anayasa muhtemelen bir öncekilerin tekrarı, kötü bir örneği olarak devam edecek. Mevcut anayasa farklı kimlikler, kültürler, inançların yaşadığı bir ülkeye uymuyor. Alevinin eşit yurttaşlık hakkını tanımıyor. Kürdün dilini, kültürünü, kimliğini, halayını, iki kelime Kürtçe kelimeyi tanımıyor. Süryani'nin, Asürü'nün, işte Arap'ın, yani kültürler ve inançları içerisinde barındırmıyor. Evet, yeni bir anayasa olmalı, demokratik olmalı. Narin bize Türkiye'de iktidarın, narin cinayeti iktidarın ne olduğunu gösterdi. Devlet ve onun paramiliter karanlık güçlerinin ne olduğunu, nasıl bir toplum inşa ettiklerini gösterdi. Tavşan Tepe Köyü devletin örgütlediği bir köydür. Orada ahlaki politik toplumun bütün nüveleri, bütün özellikleri ortadan kaldırılmış. Narin sadece kendisini katledenler tarafından katledilmedi. Yani o köydeki devlet örgütlülüğü, paramiliter güçler aslında Narin'in katilidir. Bir toplum böyle örgütlü bir şekilde bir cinayet karşısında sus pus olur mu, sizlere soruyorum ya. Devlet bütün olanaklarıyla orada, MİT'iyle, jandarmasıyla, basınıyla, yayınıyla vesairesiyle, o bütün saray medyasıyla orada 20 küsür gündür daha Narin'i kim katletti bilmiyoruz. Burada gizlenen Narin'in katilleri değil, o devletin çürümüş örgütlülüğüdür. O geçmişte orada yurtseverleri, devrimcileri katleden, domuz bağıyla bağlayıp işkence eden anlayışın örgütlü olduğu bir köy olduğu için üzerine gitmiyor.
Devlet orada kötülüğü örtüyor. Yoksa narin, mesele narin cinayeti değil. Devlet orada ahlaki politik toplumun örgütlenmesini istemiyor. Narin cinayetini sonuna kadar takip edeceğiz. Onun arkasındaki güçleri, o örgütlü kötülüğü, o silah mermi depoların olduğunu söyleyen ama bir türlü açığa çıkaramadığımız o kötü karanlık örgütlülüğü de teşhir etmek için parti olarak sonuna kadar bu cinayetin, bu kötülüğün açığa çıkmasının mücadelesini yürüteceğiz.